Yıkıldı dağ gibi çocuk efendim. Hemen ambulans, helikopter ambulans, gemi çağırın gemi. Cenk! Sen karışma çocuğa ya, git. Cenk, Cenk yavrum iyi misin? Allah'ım. Bak, Efsun görüyor musun? Kimse bize yardım etmiyor. Kendi başımızın çaresine bakacağız. Gel yardım et, hastaneye götürelim. Yetiştirelim hastaneye çocuğu. Cenk, Cenk kalk bakayım. Tansiyonu falan düştü herhalde. Biz başımızın çaresine bakarız. Ne oldu şimdi ya? Ne olduysa sizin yüzünüzden oldu. Ne alaka? Çok üstüne gittiniz çocuğun. Hile yaptın falan. Ne hilesi kardeşim? Belki de siz hile yaptınız. Ne belli? Yoksa nasıl geçeceksiniz ki beni? İsterseniz bu konuyu Ceren arkadaşımıza konuşun. O size gerekli açıklamayı yapacaktır. Ne olursa olsun anlamadan dinlemeden bize ahlak dersi vermeye çalıştınız. Bir de bize kötü diyordunuz. Asıl kötü kim acaba? Bas gaza bas! Gitti dağ gibi çocuk, gitti! Bas gaza! Bas gaza! Yeğenim! Dayı seni kurtaracak! Yeğenim, kendine gel! Yeğenim! Yeğenim benim, merak etme! Dayı yanımda yeğenim! Ah vah vah! Ah vah vah vah! Dayı! Ah vah vah vah! Dayı! Fazla abartmasak mı acaba? Artık kimse bizden hesap soramaz. Kıyamazlar ki. Aman aman, fazla gülmeyelim. Nazar değer vallahi. Ah! Alın gördünüz mü? Nazar değdi bile. Yahu kardeşim, yavaş sürsene şu arabayı. Patates mi taşıyorsun? Pençeyi taşıyorsun, pençeyi. Neyse dayı, boş ver şimdi onu. Hazırsanız planın devamını anlatayım. Tatlı rakiplerimiz beni ziyarete geldiklerinde onlara şu hikayeyi anlatacağız. Çocuk. Nasıl üzüldü, nasıl kahroldu biri bilseniz. Saatlerce cinkin başında ağla 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 helak olduk. Evet, unutmayın ki kaplanlar da ağlar. Öyle değil mi? Öyle. Ya ama neden böyle oldu? Cenk'in bir hastalığı falan mı var? İskenderciğim, ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Bu çocuk çok çekti, çok. Ne çekti? Kahır, acı ve çile. Böyle çocukken bile böyle bir haksızlığa uğrasa önümüze böyle pat diye düşüp bayılırdı. Öyle değil mi Efsun? Öyle. Pardon da bu durumda haksızlığa uğrayan biziz. Pençe hile yaptı. Al işte. Bir haksızlık daha. Ya yavrucuğum, evladım, çocuğun hile olayından haberi yokmuş ki. Evet, Cenk garibim öyle hırslıdır falan ama hile hurda bilmez. Bize hiç öyle gelmedi ama. Ayıp Sinan, yapma. Siz bakmayın onun öyle sert göründüğüne. O Ceren var ya, o Ceren. Pençeye girebilmek için yapmış bu işi. Tek başına. O kız çok sinsi Leyla. Lütfen benim yeğenimin günahını almayın. Kusura bakmayın. Biz bilemedik. Bunu Cenk için yaptım. Bunu ona verip çok üzgün olduğumu söyler misiniz? Ne kadar tatlısınız. Cenk bunu görünce çok sevinecek. Öyle değil mi Efsun? Öyle. O zaman biz müsaadenizi isteyelim. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Anne babanıza selamlarımızı iletin. Görüşmek üzere. Hepsine güle güle. İyi akşamlar. Ya bu süzme saflarla oynamak çok keyifliymiş be. He? Öyle değil mi Efsun? Tam düşündüğün gibi sevgili yeğenim, tam. Sen tam bir dahisin. Gel seni tebrik edeyim. Etme dayıcım. Önce planımız işe yarasın, ondan sonra edersin.
sonuç odaklı kötülük diyorsun yani. En sevdiğim. Olsun. Ben seni yine de takdir edeyim. Az kalsın unutuyorduk. Bu da senin. Geçmiş olsun hediye. Bir de not yazmış. Safinaz. Geçmiş olsun Cenk. Çok üzüldük. Rahatsızlanmanda bizim bir payımız varsa lütfen bizi affet. Elif. Ya tamam bak, hepsi saf ama en süzmeleri de bu Elif. Yani insan buna kazık atarken üzülüyor. Dur bakayım, harbiden üzülüyor. Yo, ne üzüleceğim? Salla gitsin. Şu anda o kadar gururluyum ki ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.